Responsive web sitesi tasarımında ikinci dersteyiz. İlk olarak Visual Studio'yu çalıştırıyorum. Yapacağımız siteyi Visual Studio ile tasarlayacağız arkadaşlar. Eğer siz Dreamweaver gibi farklı bir tasarım editörü kullanıyorsanız bence izlemeye devam edin. Çünkü çok bir farklılık yok. Burada asıl amaç responsive anlatmak. İlk olarak New Project diyorum. Daha sonra Türk antivirüs responsive yazıyorum ve kaydedileceği yeri de masaüstüm olarak belirledim. Bu proje adamız arkadaşlar, Türk antivirüs responsive. MVC4 web application'ı seçiyorum. Net framework'ümün 4 olduğundan emin oluyorum ve OK'ye tıklıyorum. Boş olsun. Evet, hazır arkadaşlar. Şu an projemiz oluşturuldu. İlk olarak sağa tıklıyorum. Add New Folder. Content diyorum. Content'e sağa tıklıyorum. Add New Folder. Image. Yine Add New Folder. CSS diyorum. Daha sonra yine proje ismime sağa tıklayıp Add New Folder diyorum. Buraya da script yazıyorum. Hatta şöyle script yazalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Normalize CSS'imizi ekleyelim. Şunları kapatayım. Normalize. Buradan download dedim. Sağa tıklayıp farklı kaydet diyorum. Masaüstüme kaydetsin. Şöyle biraz küçülttüm. Bu dosyayı arkadaşlar CSS klasörümün için atıyorum. CSS klasörüme sağ tıklıyorum. Add Stylesheet diyorum. Siz bunu göremiyorsanız New Item'a tıklayın. Burada vardır. Ben buradan Stylesheet diyorum ve Style diyorum. Okey dedim. CSS'imizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi jQuery dosyamızı ekleyelim. Kullanacağımız jQuery. Download. jQuery diyorum. Buradan 2.1 var. Uncompressed. Compressed olsun. Sıkıştırılmış. Keep diyorum. Bunu da scripts klasörümün içine atıyorum arkadaşlar jQuery dosyasına. Şimdi arkadaşlar controller'a sağ tıklıyorum. Add controller diyorum. Buraya shared yazıyorum. Daha sonra index yazısını silip Layout yazıyorum. Şunu da hemen rename yapalım. Yeniden adlandıralım. Layout'a sağ tıklıyorum. Add view diyorum. Bu zaten layout olacak. Bu kutucuğu kaldırdım. Add dedim. Layout eklendi arkadaşlar. Yine controller'sa sağ tıklıyorum. Add controller diyorum. Home diyorum. Ana sayfa içeriğimiz olacak bu. Index'e sağ tıklıyorum bu sefer. Değiştirmiyorum. Add view diyorum. Use layout or master page diyor. Buradan oluşturduğum layout'u seçiyorum. Yolunu belirttim ve add dedim. Şimdi arkadaşlar şunları yapalım. Komple sildim. Benim kod snippets'lar vardı. HTML5, MVC4 diye. Tab'a tıkladığım zaman bunlar geliyor zaten. Stil dosyamız eklendi. jQuery dosyamızı ekleyelim şöyle. Artı Google Fonts arkadaşlar. Buradan harici bir font kullanacağız. Şurayı sildim. Allegria fontu olacak sanırım. Allegria Sans. Buradan Quick in Use diyor zaten. Fontumuzun adı Allegria Sans arkadaşlar. Normali kaldırdım. Light 300 dedim. Latin Extended. Bu kısmı seçmeyi unutmayın. Türkçe karakterler için. Ve bize bir kod satırı verecektir. Bunu da stil dosyamızın altına ekledim arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Fontumuz da eklendi. Şunları bir kontrol ediyorum. Bir sorun var mı? Description, keywords, title. Şunları kapattım.
Layout dedik. Title'ı alıyorum. Bir alt satıra yazıyorum. Şöyle Türk antivirüs responsive yazıyorum. Description'ı da tanımlamıştık. Onları da yazalım. Web sitesi yazıyorum direkt. Ve keywords'ler vardı arkadaşlar. Onları da yazayım. Şu kısmı sildim. Şuraya hemen deneme yazıyorum. Bakalım projemiz çalışacak mı? Description buradan okuyor viewback'leri. Keywords'ü de buradan okuyacak. Hemen çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şu an layout'umuz hazır. Çalışır vaziyette. Bir sonraki dersimizde CSS'ini ve HTML'ini oluşturmaya başlayacağız.